Bugün bir milat noktası, bunu tarihe not düşün lütfen. Yarın hep beraber 80 milyon olarak hiç kimse aldatıldık diye bunu önümüze koymaz. Lozan müzakereleri sırasında Yunanistan temsilcisi Venizelos, Hristiyanların evliliğinin dinsel olduğunu, bu nedenle Hristiyanlık hukukuna göre gerçekleşmesi gerektiğini ileri sürerek gayrimüslim azınlıklar için ayrı hukuk talep etmiştir. Türk temsilci heyeti ise herkesi kapsayacak laik hukuk sistemine geçileceğini beyan etmiş, ancak böyle bir hukuk olmadığı için gayrimüslim azınlıkların evlenme, evliliğin sona erdirilmesi, nafaka ve drauma konularında geleneklerine göre düzenlenmesini sağlayacak tedbirler almayı da kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu itibarla Lozan Anlaşması madde 42, gayrimüslim azınlıkların aile ve şahsi statüyle ilgili konularda geleneklerine uygun kanunlara tabi olmalarının önünü açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün vatandaşlarını dinleri ne olursa olsun eşit gördüğü ve cemaat toplumundan eşit ve özgür vatandaşlardan oluşan çağdaş bir devleti ancak hukuk birliğiyle geçileceğini kabul ettiği için 1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabulünden önce 1925 yılında Rum, Ermeni ve Musevi cemaatleriyle görüşmeye başlamış ve o görüşmede bu cemaatler, evet, herkese eşit bir medeni hukukun geleceğini anladığımız için biz de Lozan'daki itirazımızı geri çekiyoruz demişler. Bunun üzerine Yunanistan Milletler Cemiyeti'ne itiraz etmiş. Bu itiraz üzerine Milletler Cemiyeti toplanıyor, diyor ki 1926 sayılı medeni yasa bu itirazınızı geçersiz kılmıştır. Herkese eşit çağdaş bir yasa düzenlemesi söz konusudur. Bu yasa geçtikten sonra hiç kuşkunuz olmasın. Burada biraz önce bir tartışma yaşandı iki değerli milletvekili arasında. Bu iki değerli milletvekili arasındaki tartışma, emin olun, çok sayıda vatandaş arasında, çok sayıda yurttaş arasında yaşanacaktır. Bunu yalnızca başka dinlerde, başka inançlarda olanlara yormayın. Anayasal eşitlik bahsetti. O 10. madde doğrultusunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne gidilecek ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu yasayı evet diyecektir. Lozan'ın kabuğunun kırılmasıdır. Tarihimizde ilk kez kendi elimizde bu parlamento Lozan'ı yok sayacaksa, bilin ki bu yalnızca imamlara nikah kıydırma, resmi nikah kıydırma yetkisinden öte bir şeydir. Yarın bunun arkasında vakıflar gelecek, bunun arkasında gayrimenkuller gelecek, bunun arkasında başka da gerekçeler gelecek. O zaman Lozan'a yaslanamayacaksınız. Çünkü anayasayı bir defa delersek ne olur demişti bir Türk büyüğü. Ama anayasa maalesef kevgire dönmüştü. Sizden rica ediyorum, Lozan'ı delik deşik edeceğiniz bu hamleyi iyi düşünün. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Anayasa Mahkemesi diye bir mahkemenin varlığından öte bir hukuki ağırlığı yok, ama buna iptal kararı vermeyecek bir Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bundan sonra hukuki varlığını devam ettirmesi de çok önemli bir durum olacaktır. Buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın nezdinde olabildiğince direneceğiz. Bunu izah edeceğiz. Bunu halka izah edeceğiz. Size de izah etmeye devam edeceğiz. Bilin ki bu bir müftülere resmi nikah kıydırma yetkisi değildir. Kapıyı açıyorsunuz. Lozan'ı ilk kez, tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu eliyle Lozan'ın çemberini, o zırhını kırıp atıyorsunuz. Bir daha toparlama şansınız yoktur. FETÖ, emin olun, bu projeye ayakta alkışlayacaktır ve bu proje tarihteki en büyük FETÖ projesidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.